Babalar hoş geldiniz. Ben Jokbox. Bugün sizlerle farklı bir içerikle birlikteyim. Bugün bir kutu açılışı yapacağız. Uzun zamandır bana soruyorsunuz hangi mikrofonu kullanmak yararlıdır, değildir. Yayıncılık için ya da işte oyun içerisindeki diyaloğu sağlamak adına hangisi daha doğru olur? Bunları konuşacağız. Ben de yeni bir mikrofon aldım. Açıkçası bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha mikrofonum yeni geldi. İlk kez açılışını yapacağım. Ama araştırdığım kadarıyla hem internette de gördüğüm yorumlarla hem de kullanan birkaç arkadaşım var. Onların da yorumları gayet iyiydi. Sizlere tanıtmak isterim. Daha önce aslında aynı ürün yani aynı markanın farklı bir ürünü kullanmıştım. Ondan da çok memnundum ama o çok giriş seviyesi bir mikrofondu. K669 kullanmıştım FiFine'ın. Şimdi ise FiFine Ampli Game A6T'yi kullanacağım. Bu mikrofon birazcık kozmetik olarak da yani RGB'si vesaire çok şık, çok güzel. Hem de komple set olarak geliyor. Yani görselde gördüğünüz gibi komple set olarak geliyor. Beni alan özellikle eğer ki belli bir yaşın üstündeyseniz, bir aile kurduysanız, evin içerisindeki diğer kişilerle diyalog halinde kalmak istiyorsanız abi, mute unmute tuşu yani yayına sesin gidip gitmemesi ya da arkadaşlarına sesin gidip gitmemesi için hızlıca adapte olabiliyorsunuz duruma. Mikrofonun üstüne bastığınızda mute ya da unmute oluyor. Bu gerçekten beni çok aldı ve önemli bir özellik olduğunu inanıyorum. Dilerseniz kutuyu ilk kez açacağım. Kutu açılış videosuna geçelim. Kutumuz bu şekilde. Bayağı uzaklardan gelmiş. Şuralarında ufak deformeler var ama sanırsam içinde herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Evet, beraber bir ilk açılışımızı gerçekleştirelim. Umarım hızla açabilirim. Şuralarındaki klipsleri sökelim. Bizi bir koruyucu ekipman karşılıyor. Kaldırdığımızda. Evet, şark mount'umuz, pop filtremiz. USB kablomuz, bir Type-C görüyorum. Pop filtremiz burada. Şöyle bir pop filtremiz var. Bir gülücük FiFine amblemli. Aynı zamanda A6T mikrofonumuz gerçekten çok şık duruyor. Hem hafif hem de malzeme kalitesi olarak gerçekten malzemesi de bayağı güzel gibi gözüküyor. Birazdan deneyeceğiz. Bu aşağıda bunların hepsini. Yani burada bir ses ayarı tuşu var anladığım kadarıyla. Bu da deneyeceğiz bunu da birazdan. Akabinde masaya bağlama aparatımız mevcut. Herhalde o da gayet güzel. Çelik demirden herhalde şurası çelik. Aynen buralarda plastik alaşımlı. Akabinde bunu da kaldırdığımızda en önemli parçalardan bir tanesi masa aparatımız. Evet, masa aparatımız da şu an için bu şekilde gözüküyor. Bu da gayet güzel gözüküyor bu arada. Benim şu an mevcut kullanmış olduğum artık çok eskidi. Hem de bu yaylarından çok garip sesler geliyordu ve şu köşeleri özellikle tutmuyordu. Umarım bu gayet iyi olacaktır. Şu an için kutumuz da bu şekilde. Aynı zamanda bir kullanma kılavuzu mevcut. A6T'nin user guide'ı. Buradan da nasıl kurulacağı ile alakalı detayları yazmışlar. Dilerseniz buradan da bakabilirsiniz. Ben şimdi o halde kuruluma geçiyorum. Evet, izlediğiniz üzere kurulumu tamamladık. Gayet de keyifli oldu. Şimdi birazcık teknik özelliklerine bakalım. Mikrofon teknik özelliklerinde FiFine Ampli Game A6T USB bağlantı sayesinde işte tak çalıştır özelliği bizlere sunuyor. Zaten gördüğünüz gibi çok kolay bir kurulum oldu. Herhangi bir ek program vesaire kurmama gerek kalmadan hızlı bir şekilde bilgisayarıma tanıtmış oldum. Ses aktarımında da hiçbir problem yaşamadım. Hızlı bir şekilde zaten bilgisayar tanıyor ve bir problem yaşamadan kullanmaya anında başlayabiliyorsunuz. Ekstra bir güç kaynağına veya ses kartına hiçbir şeye gerek yok. Ben doğrudan sadece USB ile bağlamış oldum. Öyle söyleyebilirim sizlere. Bu frekans
frekans tepkisi 60 Hz ve gördüğünüz gibi 18 kHz arasında değişiyor. Bu da geniş bir ses spektrumu yakalayabildiğini söyleyebilirim. Kardiyoid olması sebebiyle tasarımı arka plandaki gürültüyü olabildiğince minimize ediyor. Bu da noise cancelling özelliği aslında sunmuş oluyor sizlere. Bu da bir diğer avantajı diyebilirim. Aynı zamanda ortamda yine kayıt yaparken kardiyoid olması sebebiyle sesin geldiği açıyı kolay bir şekilde anlayabiliyor ve sesteki dalgalanmaları da minimize ediyor. Peki ya bu aslında şu an söylediklerimin birçoğu mikrofonun yapabildiği şeyler. Hani birazcık daha avantajlarından bahsedecek olursak bunlar nedir? A6T'nin avantajları bir kere tak çalıştır olması, USB bağlantısı, yani günümüzde bu gibi ek işte ses kartı gerektirmemesi vesaire aslında gerçekten bir avantaj diyebilirim. Çünkü baktığınız zaman hem mikrofona para veriyorsunuz hem ses kartına para veriyorsunuz. Bunlar hep bütçe dostu olmaktan çıkıyor bu tarz durumlar. Benim için en alıcı, en vurucu özelliklerinden iki konu var. Bunlardan ilki bütün yani aparat, mikrofon aparatın tamamı tek bir kutu içerisinde çıkıyor. Shock mount'undan tutun da masa standına kadar hızlı bir şekilde kurulum yapıyor. USB kablosunun uzunluğu gayet yeterli ki benim ben L bir masada çalışıyorum. Bilgisayarımla arasında hiçbir sıkıntı olmadan anında, yani gerilme olmadan diyeyim sizlere, bağlama fırsatı yakalayabildim. Onun haricinde kesinlikle şu mute unmute durumu inanılmaz iyi. Yani biri içeriye girdiğinde, siz yayın yaparken ya da ne bileyim telefonunuz çaldığında size bu esnekliği tanıyor olabilmesi bence gerçekten değerli bir şey. Kesinlikle kullanıcı dostu diyebilirim bu noktada. Onun haricinde RGB tasarım var. Bir yayıncının olmazsa olmazı diyebilirim. Yani ben ortamdan da anlayacağınız üzere çok tanıtma fırsatım olmadı ama RGB'yi seven biriyim. Mikrofonda da bu tarz bir RGB özellik olması gerçekten güzel. Hem dikkat çekici hem de yayınları daha canlı kılıyor diyebilirim. Onun haricinde baktığınız zaman işte bu shock mount ve pop filter'in oluşu, sizin sesinizdeki P gibi patlayan harflerin, işte mikrofondaki o kötü bir ses uyandırma durumunu ortadan kaldırıyor. Bu da mikrofonu hem anlattığınız hem uzun ömürlü temiz bir anlatım sunuyor, hem de mikrofonu bu maalesef işte oluşan nem durumundan dolayı daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. RGB'si vesaire zarar görmüyor. Ya bu bu mikrofon kesinlikle hem podcast, YouTube, Twitch, hem oyun ya da sadece işte komünikasyon için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Fiyat performans olarak bence 10 üzerinden kesinlikle 9-10 diyebileceğim bir notada. Ben çok beğendim ve biliyorsunuz kanalımı takip ediyorsanız genelde bu tarz videolar yapmam. Ama FiFi'nin böyle bir mikrofonu bizlerle buluşturuyor olması ve benim çok beğenmem sebebiyle bunu da paylaşmak istedim. Ürün hakkındaki linkleri aşağıya bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bütün detaylarına da bakabilirsiniz. Ürünün bütün teknik detaylarını şurada zaten sizlerle sunacağım. Oradan da bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Eğer anlatımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmaktan lütfen çekinmeyin. Elinizi korkak alıştırmayın. Herkese selamlar, saygılar. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.